Evet sevgili arkadaşlar, bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. YouTube'a uzun süredir video atmıyordum. Bazı rahatsızlıklarımız oldu, bazı çalışmalar yaptık arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yeni başlayan diziler hakkında bahsedeceğim. Bugün yeni başlayan dizilerimiz var. İlk öncelikle 3 Kuruş var arkadaşlar. Yani 3 Kuruş güzel bir dizi. İstanbul'un Roman Mahallesi'nde geçiyor. Sarıyer Belediyesi, Sarıyer kentinde geçen bir hikaye. Burada Kartal ve Efes karakteri var. Kartal ve Efes ilk bölümde anlaşamadılar. İkinci bölümde anlaşma yaptılar. Anlaşıyorlar beraber bir seri katilin peşinden gitmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Bu seri katilde İrfan arkadaşlar. İrfan aslında Kartal'ın küçüklükten çocuk arkadaşı, kardeşi gibi bir arkadaşı. İrfan'ın annesi öldükten sonra 4. bölüm önü izlememiz de zaten yayında Instagram adresimde. Instagram adresimin de linkini aşağı bırakacağım arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar sonra güzel bir dizi çıkarmayı başardık. 3 Kuruş dizimiz. Başrollerini Uraz Kaygılıoğlu, Ekin Koç, Esin Cevatzade paylaşıyor. Diğer oyunculara gelirsek Nursel Köse, Civan Canova var, Alişan Uğur var, Uğur Yıldırım var, Asena Girişken var, Damla Makar var, efendim söyleyeyim, Cenk Bey var, Zafer Algöz Bey ve Efendi var. Umutcan Ütebey var. Aslıhan Malvor var. Malvora var. Ondan sonra arkadaşlar Mustafa Kıran Tepe var. Uğur Yıldıran Bey var. Mustafa Kıran Tepe Çukur'da oynamıştı. Çukur'da oynadı. Şu anda aynı yönetmenin dizisi olan 3 Kuruş'ta da Ruşen karakterine hayat veriyor arkadaşlar. Güzel yani bir proje çıktı, ortaya çıktı. Biz bu diziyi çok bekliyorduk. Dizi 1 Kasım'da başladı arkadaşlar. Şu an 3 hafta oldu başlayalı. 3 bölüm oldu. Güzel bir proje çıktı arkadaşlar. Bu dizinin de 2 sezon veyahut da 4 sezon sürmesini planlıyoruz. İkinci dizimiz olan Benim Hayatım adlı dizi var arkadaşlar. O da Star TV'de pazar akşamları çıkıyor. 31 Aralık, pardon, 31 Ekim pazar akşamı başladı arkadaşlar. Şu an 3 o da 3 bölüm oldu arkadaşlar. Efendime söyleyeyim arkadaşlar. Başrollerini Berfin Su Aktaş paylaşıyor ve Genco Özak Bey paylaşıyor. Son arkadaşlar güzel bazı isimler de var. Savaş Özdemir var. Efendim söyleyeyim. Uğur Çavuşoğlu var. Nilüfer Açıklan var. Esra Rumbahar var. Bayağı iyi güzel bir oyuncu kitlesi de var onun arkadaşlar. Ama dizinin Star TV nedense iyi bir dizi çıkaramadı şu ana kadar. Star TV'nin dizileri de fazla izlenmiyor. Tabii ki pazar gününün kalabalık olmasıyla neden alan bir şey bu. Arkadaşlar sonra pazar günleri teşkilat var, efendime söyleyeyim, yargı pazar günleri biraz yoğun gün geliyor. Pazar günleri elbet bir gün var Fokus'a çıkan yeni dizi. Benim hayatımda yani bu diziler arasında etkilenme yapıyor. Son arkadaşlar Cuma günü başlayan yani Star TV'nin Cuma günü başlayacak olan dizisi Sana Söz Çarşamba alındı. Ondan sonra bir daha gün değişikliği yaptı. Salı'ya alındı arkadaşlar. Salı günü Sana Söz var arkadaşlar Star TV'de. Saat 8'de yine bölümleriyle ekranda oluyor. Sana Söz'ünde başrollerini Erkan Petekkaya ve Neher Erdoğan paylaşıyor. Burada bazı başarılı oyuncular da var. Erkan Petekkaya Ömer karakterinde bir polisi canlandırıyor arkadaşlar. Neher Erdoğan ise Elif Karaca isimli bir karakter canlandırıyor. Elif Karaca karakterini canlandırıyor. Bu dizide
Müge Anlı, efendime söyleyeyim, Esra Erol, Ece Yener ile Susma, Fulya ile Umudun Olsun gibi programlarından alınmış bir dizi olarak gelmiş arkadaşlar. Neher Erdoğan, yani Elif Karaca karakteri, bu kaybolan kişiler bulmaya çalışıyor arkadaşlar. Kaybolan kişiler bulduktan sonra da güzel buluyorlar. Ömer ile Elif anlaşamıyorlar. Aynı yani inat keçi gibi diyelim. Güzel bazı bölümlerde anlaşacaklar. Aslan Kapan Şahin var. Serkan Bey var. Ayça İncin var. Efendime söyleyeyim. Hevad Ziva Alp var. Güzel isimler var burada arkadaşlar. Bir diğer dizimiz ise 8 Kasım'da başlayan Alparslan Büyük Selçuklu. Pardon. Evet, doğrudur arkadaşlar. Alparslan Büyük Selçuklu dizimiz var. Başrollerini Barış Arduç paylaşıyor arkadaşlar. Barış Arduç var. Sinan Tuzcu Beyefendi var. Sarp Leventoğlu var. Esra Umut var. Güzel, yani bir iyi bir proje de bundan çıktı yani. Pazartesi günleri çıkıyor. Pazartesi günleri de biraz yoğunlaştı arkadaşlar. Pazartesi günü önceden 3 dizi vardı. Şu an 5 dizi oldu. Biraz yoğunlaşmış bir gün oldu. Pazartesi günleri de 3 kuruş 1. Alparslan Büyük Selçuklu 2 oldu. Yasak Elma 3. Kalp Yarası 4. Bir program var. Programı da sayarsak 5 tane şey var arkadaşlar. 4 dizi. Bir tane de program var, 5. Salı günü de Salı günü biraz yoğun değil arkadaşlar. Biraz hafif gibi. Ama yoğunluğun en şeyi olduğu gün Cuma günü arkadaşlar. Cuma günü Arka Sokaklar var. Kırmızı Oda var. Aziz var. Efendim söyleyeyim. Cuma günü Aşmantık İntikam var. Bayağı bir dizi var arkadaşlar. Cuma günleri Aziz başladı. Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez paylaşıyor. Bazı isimler de var arkadaşlar. Onların isimlerini bilmiyorum. Güzel bir proje oldu. Bu projede 1934 yılında Antakya'da geçen bir hikayeyi anlatıyor arkadaşlar. Bu dizinin de 40 veyahut da 50 bölüm sürmesini planlıyoruz arkadaşlar. Planlıyorlar. Show TV 3 tane dizisi var şu an. Geri kalan programları var arkadaşlar. Ama bir yeni dizi daha çıkarmayı planlıyor arkadaşlar. Yeni dizi de çıkaracaktı. Çıkaracak arkadaşlar. Erken finallere yaşandı arkadaşlar Show TV'de. İçimizden biri dizisi vardı. 6 bölüm sürdü. Dizi tutmadı arkadaşlar. Niye dizi tutmadı? Bu yapımcı, yönetmen ve senaryoya odaklanan kişi ve hikaye sorumlusu olan kişi yanlış yaptılar. İlk bölümde Havva ile Adem'in evlenmesi olduğu, İmam Lika ile evlendirir. Bu yanlış oldu arkadaşlar. Bu senaryo gereği olmadı. Güzel bir video çıkarmak isterim ben arkadaşlar. Güzel, bu yani ilk bölümde evlilik olmadı arkadaşlar. Özge Yağız, Bora Akkaş, Mustafa Bey de var arkadaşlar. Mustafa Avkuran, Rena Bilek, Bena Dönmez, bazı isimler de var arkadaşlar. Deniz Hanım var. Burak Saltaboy Bey var. Bu yani proje iyi olmadı arkadaşlar. Ben yani biraz sevdiğim bir diziyi. Dizinin yani fragmanlarını da paylaştım. Şeyde Instagram'ımda var arkadaşlar. Instagram'ı da takabilirsiniz. Buradan sevinirim. Sarıtaş Instagram adresim arkadaşlar. Güzel bir Instagram adresimi de verdim şu an şuradan size de. Arkadaşlar bir de erken final yaşandı. Bir 5 bölüm süren dizimiz de oldu Fox TV'de. Uzakşehir Masalı. Bu dizide hikayesi, karakteri şeyde geçiyor arkadaşlar. Kars'ta geçiyor. Umay Ana diye bir karakter vardı. Onu da Aslan Gönül paylaştı. Affan karakterini Timur Acar paylaştı.
Barış Kılıç de, Barış Kılıç da güzel bir şey, güzel karakter paylaştı. Begüm Güngören vardı. Ali Beger vardı. Bazı isimler de var arkadaşlar. Bu dizide 5 bölümde sürdü. Ama bu gibi bu tarz diziler, yani Fox bir gün diziyi pazara aldı. Pazardan sonra 2 hafta pazar geçti. Pazar günü oldu. Evet, sonra Perşembe'ye aldılar. 3 4 5 bölüm. Yani 3 bölümde Perşembe günleri oldu arkadaşlar. Bu dizide 5 bölüm sürdü. Maalesef final kararı verdiler dizimize. Yapımcının onu 25 film üstlendi. Burada da yani çok karakterler iyiydi ama oyuncu kitlesi de çok güzeldi. Ama arkadaşlar burada yani biraz yanlışlık yapıldı. Senaryo iyi değildi bence. Ben yani o yüzden tahmin etmek isterim. Güzel bir yani dizi o değildi. Ama biraz dizinin gerçekçi olması lazım arkadaşlar. Affa karakteri ve yani Umay karakteri olan Aslan Güner ve Timur Acan'ın paylaştığı yani benim yani bence ben diziyi seviyordum arkadaşlar. 5 bölüm sürdü yani. Erken final kararı bizi üzdü. Sonra arkadaşlar Yalancı var. Yalancı da güzel bir dizi yani. Ben de sevdim. Bunun orijinali bazı bir ülkede çekildi arkadaşlar. Bu orijinali Yalancı'nın 9 bölüm sürdü şu. 9 bölümü sürdü şu an. 10. bölümü ise yani 10. bölümde bilmiyoruz. Bazı haberleri aldık. Final karar verildi falan dediler. Ama biz bu final kararını doğrulamadık arkadaşlar. 10 bölüm yani. 10. bölümde final yapılacak dedik ama biraz bakalım Show TV ne diyecek, yapımcı yönetmen ne diyecek, ona göre kararı açıklayacağız arkadaşlar size. Bir video yapacağım Yalancı dizisi hakkında, ondan yani açıklama yapacağım arkadaşlar yarın veya bir gün Cuma günü video çekeceğim arkadaşlar tekrardan. Arkadaşlar bazı yeni başlayan bir dizi Aziz vardı, Aziz'i saydık arkadaşlar. Elbet bir gün var arkadaşlar. O da yani Ürgüp Avanos'ta çekiliyor şu an. Arkadaşlar sonra bu dizi 2 bölüm sürdü şu an. Bir tane de dizi vardı arkadaşlar. Yalancılar ve Mumlar adlı dizimiz vardı arkadaşlar. O da yani 5 bölüm sürdü. Erken final yaptı. Yani dizi iyi. Bu dizide iyi olabilirdi arkadaşlar. Ama dizimiz iyi değildi bence. Ben yani istemedim. Senaryosu da iyi değildi. Oyuncu kadrosu biraz iyiydi yani. Başrollerinde İsmail Demirci vardı. Güzel bir diziydi ama yani ben bu diziyi biraz saçma buldum. İsmail Demirci yani Engin karakterini hayat veriyor. Bir zamanlar denize çıktığı zaman vefat ediyor. Ama vefat etmiyor. Karısı tarafından öldü biliniyor. Karısına öldü diyorlar. Ama bu İsmail Demirci yani Engin karakteri ölmüyor, yaşıyor ve İsmail Demirci'nin yani Engin'in yeni karısı olan Şerife İsmail Demirci'nin eski karısını hizmetçisi ve çocuk bakıcısı olarak ilerliyor arkadaşlar. Yani ben bu diziyi de sevmedim, iyi değildi, 5 bölüm sürdü, finalini gerçekleştirdi arkadaşlar. Başka yeni diziler de başlayacak arkadaşlar. Yeni dizilerimiz de olacak tabi. Güzel dizilerimiz de olacak. Yani bu kadar bir dizimiz var arkadaşlar. Lütfen şu an beni izliyorsanız yani sizden ricamdır arkadaşlar. Lütfen şu kanalıma abone olup şuradan da aşağıdan beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şuradan bir beğenin. Bir 5 dakikanız almaz. Bir saniyede şu butonuna bir abone ol butonuna basın. Bildirimlerini açın arkadaşlar. Şuradan da hemen şuradan da videoyu beğenin. Yani bu videoya 20 like gelirse ikinci serisi gelecek arkadaşlar. 20 tane beğen istiyorum lütfen. Abone olmanızı rica ederim arkadaşlar. Sizden ricamdır bu. Bazı ya yani telefonumun kamerası iyi olmayabilir arkadaşlar. Ama yani telefonu değiştireceğim arkadaşlar. O telefondan da çekimler yapacağım. Arkadaşlar bir de güzel bir şey yapacağız arkadaşlar.
Instagram adresimi de vereyim. Şimdi bir tekrar edeyim. Savaş Sarataş. Bu Instagram adresim var arkadaşlar. Yani bu Instagram adresini takibimi unutmayın. Instagram adresimden yani YouTube kanalımdan da abone olun arkadaşlar. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. İyi günler diliyorum. İyi gün, videoyu kapatmadan önce bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Pazartesi günleri saat 8'de Show TV'ye bekliyorum arkadaşlar hepinizi. Arkadaşlar iyi günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle iyi akşamlar. Yani videoyu çekiyorum. Saat gece 1'de video çekmeye kalktım. Baktım yatamadım yani. Video çekmeye kalktım arkadaşlar. Gece 1 video çektim. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle diliyorum. İyi günler diliyorum. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bir beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum.